Merhaba arkadaşlar. Bugün Çekirge Meydanı'nda bulunan Türk İş Pizza'nın misafiri olduk ve yanımızda firma sahibi ve aynı zamanda ustası Mehmet Bey var. Mehmet Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim Özcan Bey. Hoş geldiniz öncelikle. Çok sağ olun. Şeref verdiniz bize mekanımıza. Bizi ağırladığınız için biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Evet Mehmet Bey, biraz kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz? Firmamız ne zaman açıldı? Siz nerelerde eğitim gördünüz ya da nerelerde ustalık yaptınız? 27. senem oldu benim bu işte. O maşallah. Bu 27 sene önce ilk yurt dışı tecrübem Malta. Orada dönerci olarak, efendime söyleyeyim, İtalya pizza üzerinde çalıştım. Oo. Ondan sonra pizzalarınız muhteşem görünüyor. Evet. Demek ki İtalya'da çalıştığınız için. Bu işi gerçekten severek yapıyorum. Hı hı. Belli zaten çok kısa bir zamanda benim için bir masa hazırladınız. Şöyle diyebilirim ki evet kendim iddialıyım. Mutlaka daha ileri vardır. İlla ki. Daha el lezzetleri olan daha ileri vardır ama ben de iddialıyım. Yani gelip bir tatmalarını tavsiye ederim yani. İnşallah. Firmamız kaç senedir hizmette? Firmamız 2017'den itibaren 2017'den faaliyet göstermekte. Evet. Daha önceden galiba başka bir yerdeydiniz. Evet, aradaydınız. Efendim, aradaydık. Küçük geliyordu bize. Aileler geliyordu. Ağırlayamıyorduk. Hı hı. O yönden biraz muzdariptik. Dedik ki daha iyisi neden olmasın? Daha iyi ağırlayalım. Şimdi yeni dükkanınıza geçtik. Evet, yeni dükkanımıza geçtik. Ve çok güzel. Bugün bize neler hazırladınız Mehmet Bey? Efendim, karışık pidemiz var. Pidemiz var. Karışık pizzamız var. Türk İş Pizza diye adlandırdığımız margaritamız var. Margaritamız. Lahmacun. Bir de bu özel lahmacunumuz var. Nasıl bir lahmacun bu öyle? Bu lahmacun efendim acılı, isotlu, bir de normal acılı, ortasında kaşar peyniri oluyor. Oo, çok güzel. Evet efendim. Çorbalarımız zaten önümüzde. İşkembe, kelle paça, mercimek ürünlerimiz var efendim. Bir de kendimiz şu anda bir şey yaptık, dedik ki neden hani fırında hep kebap falan oluyor köfte. Bunu neden fırında denemeyelim yani. Bir güzel bir şey oldu ama bu şöyle bir... Evet arkadaşlar. Efendim yarısı kaşarlı kaşarlı köfte olarak, yarısında kıyma kebabı. Bu Antep tepsi kebabı diyorlar tepsi galiba. Kebabı. Aynen tepsi kebabı. Evet, ona benzer. Biraz daha farklılaştırdığım için de birkaç baharatlarından tatlandırıp evet, şimdi daha farklı bir şey olsun dedik. Tadınca göreceğiz bakalım. İlk baştan şu çorbalarımızdan başlayalım o zaman Mehmet Beyciğim. Arkadaşlar bir de böyle fırın lezzetleri olduğu için burada çok güzel bir ekmek yapıyorlar. Ben sizin için ilk önce ekmekten de bir... Evet, biraz ekmeğimiz... Aslında ekmeğin özelliği hamurunda. Yani biz... hamuru çok farklı diyebilirim. Yediğiniz zaman zaten belli olur. Evet. Vallahi arkadaşlar yumuşacık bir ekmeği var ve gerçekten tadı tuzu çok güzel. Mehmet Beyciğim, özelliği hamuru dediniz. Hamurunda ne yapıyorsunuz? Dinlenmesinde mi? Kullandığınız unda mı? Efendim, kullandığımız unda ve burada Türkiye'mizde genellikle çalıştığımız firmalarda arkadaşlarımız sadece tek bir çeşit üzerinde hamur yoğuruyorlar. Hı hı. Ne yaparsan yap ondan. Ne yaparsan yap ondan ve bunun ömrü çok kısa. Evet. Yani ama yoğurduğunuz zamanla bitiş zaman süresi en fazla 3 saat olması lazımken bizim Türkiye'de bunu 3 saat değil de bunu akşama kadar, ertesi gününe kadar bunu kullanıyor. İşten kaynaklanıyor. Usta da sabahleyin geliyor, bunu ekmeğe çeviriyor. Yediğiniz zaman çok sert oluyor. Sertleşiyor. İşte ben de dedim ki ben bunu neden daha farklı bir şey yapmayayım diye İtalya'da çalışırken pizza üzerinde dedim ki bir ekmeğini yapayım şu hamurun.
bir ekmeğini yapayım. Pizza hamurunda. Pizza hamurunda. Tadının neden değişik olduğu evet, belli pizza oldu. Hamurundan. Yani okay. Yediğiniz zaman kesinlikle şişkinlik yapmaz. Evet evet, çok hem yumuşacık arkadaşlar, bakın hem içi hamur değil, kendi kendine kalkıyor tekrar geriye. Çok başarılı. Evet. Ben beğendim. Çorbanız da çok güzel olmuş. Ezogelin'i tattım ben işkembesizde. Ezogelin çorba genelde şey yaparlar. İçi çok fazla tahıllı kalır. Evet. Sizinkisi içinde hem tahıl şey yok, neredeyse mercimek çorbası gibi ama evet, tadı ezogelin. Yani çok güzel ayarlamışsınız bunu. Evet. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim, afiyet olsun efendim. Evet, bunları şimdi... Aslında biraz özen gösterip aşkla çalışmak lazım. Vallahi çorba da aşklı. Allah razı olsun. Koyalım yan kenara. Hemen ben şundan tatmak istiyorum. Bunu çok fazla soğutmadan size de ikram edeyim. Tabağınızı biraz yaklaştırırsanız beklemiş oluruz. Şimdi şu kıymalı olan bölümden de şöyle. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşlar bunun içinde hem böyle güzel bir salçalı sos yer alıyor, hem fırında olduğu için birazcık da güveç mantığıyla gidilmiş. Yanında domatesler var, biberler var. Çok lezzetli gözüküyor açıkçası. Ben sizin için kibarlık yapmayacağım arkadaşlar. Bunu suyuna banmadan olmaz bu iş. Şöyle bir suyundan maşayalım bakalım. Evet. Çok lezzetli. Kıyma kebabınız da çok güzel olmuş. Afiyet olsun efendim. İçindeki baharatlar çok yerinde olmuş. Arkadan arkayı vuruyor. Böyle suyundan gerçekten çok tatlı arkadaşlar. Yerken aslında baharatın tadı ön planda olmaması lazım. Yediğiniz zaman madem tepsi kebabı yiyeceksiniz, en azından kıyma yediğinizi hissedin. Yani bir et yediğinizi hissetmesi lazım. Zaten arkadan bir arkadan arkaya evet, vuruyor böyle. Tatlı tatlı birazcık karabiber tadı evet, aldım. Evet. Çok az bir acılık aldım. Evet efendim. Tuzu çok yerinde. Zaten hani 3 tane baharatla çok güzel lezzetlendirmişsiniz. Çok başarılı arkadaşlar. Peki biz atıyorum 2 kişi geldik. Evet. Böyle bir şey yiyelim dedik. İster köfte ister kıyma kebabı. Ne ödeyeceğiz? Efendim 2 kişiliktir 45 90 lira. Kişi başı, kişi başı 45. Evet efendim. Arkadaşlar çok başarılı. 45-45. Hadi yanına bir de içecek salata verseniz kişi başı 50-55 liraya. Evet. Bilemedin 60 liraya. 10 numara 5 yıldız bir yemek evet, yiyorsunuz. Gerçekten başarılı. Hem tadı çok güzel. Hem fiyat hem performans olarak da çok başarılı. Tavsiye ediyorum. Şimdi ne tavsiye edersiniz Mehmet Beyciğim? Nereden devam efendim, edelim ben bakalım? Pizzada çok ısrarlıyım. Ve iddialıyım. Pizzada iddialısınız. Evet. Ben hemen size de pizzayı evet. Peki bunun içine neler koyduk? Efendim Turkish pizza dememin nedeni bizim kendi sucuğumuz. Kendiniz yaptırıyorsunuz. Evet. Kendi sucuğumuz ve İtalya'da yapılan pizzalarla birazcık bir oynama var. Ben bir oynadım. Üzerine bizim kuşbaşılı pidemizde kullandığımız evet, et var. Et var. Mantarı var. Kaşar var. Kendi sucuğumuz var. Mozzarella peynirimiz var efendim. Kaşar demeyelim buna. Evet. Bunları kullanıyoruz ve hem hafif hem lezzetli. Güzel bir şey yemek isteyenlerin tek adresi Turkish Pizza diyebilirim. Arkadaş ben de destekliyorum arkadaşlar. Oo, sucuğunuz evet, sucuğu tek yedim. Arkadaşlar bildiğiniz kasap sucuğu. Yani evinizde yediğiniz sucuk neyse üzerindeki sucuk da o. Et zaten bildiğimiz et. Çok güzel olmuş ama dediğim gibi hamurunuz gerçekten ama gerçekten
çok başarılı. Yani İtalya da ben yeme nasibi olmadı ama İtalyanlar böyleyse ağızlarının tadını biliyorlarmış. Gerçekten hamur üzerinde adamlar çok uğraşmışlar değil mi? Çok uğraşmışlar. Yani ben oraya gidene kadar diyordum ki biz en iyisi biziz. Evet, en iyisi biziz. El lezzeti olarak gerçekten Türkiye'de yok yok. Ama tabii ki bir oynama yapılması lazım bazı şeylerde. Aynen aynen. Yani at gözlüğünü takıp sadece ya bir şeye odaklanmamak şey lazım. Hani tuttu mu tuttu ya da sizin dediğiniz gibi şimdi fırıncılarda evet. Bir hamur yaparsın pizza ya da canta da pideye evet. De efendime söyleyeyim ekmeğe de lavaşa da. Aynen öyle. Hadi yapıştır gitsin modeli ama tabii pizza bunu kaldırmaz. Kaldırmıyor. Şimdi ben bu margarita pizzanızdan tadarken ben margaritayı şundan seviyorum. Ustanın ustalığı margaritada. Evet. Belli oluyor çünkü hamurun ve sosun lezzetini evet. Margarita pizza çok güzel çıkartıyor. Aynen öyle. Burada sadece kullandığın mozzarella'nın yağıyla birleştiği için evet. Çok güzel bir tat olmasını bekliyorum. On numara. Sizin kullandığınız mozzarella da kaliteliymiş. Bol yağ salmış. Peki. Merve'cim. Biz geldik. İşte margarita söyleyeceğiz. Ne fiyat ederiz? Margarita 28 liradır efendim. O maşallah. Türk iş pizza 35 liradır. Arkadaşlar bedava. Yani bu lezzetlere bu paralar gerçekten fiyat performans. Biz, tavsiye ediyorum. Biz burayı yeni açtık diyebilirim. Yani yeni açtık derken evet, öbür dükkandan bu tarafa. Öbür dükkandan buraya yeni geldiniz. Evet, yeni geldik. Ve bizim yanımıza gelen genellikle aileler yerin olmadığından dolayı bize çok şikayetçilerdi. Evet, şimdi burada bayağı aileye ağlayabilirsiniz. Evet, ve biz dedik ki en azından biz o insanları tekrar buraya çekebilmek adına dedik ki fiyatları tavan değil de fiyatları orta halli yapalım. Herkes gelsin, yesin. Vallahi başarılı olmuş. Yani bu lezzetler bu paralara gerçekten başarılı. Gelip yenilebilir. Aldığımız et, aldığımız kıyma, aldığımız bütün malzemeler normalde dışarıdan aldığımız değil. Bizim bir kasabımız var. Oradan alıyoruz. Zaten başarıyı yakalamak için hep aynı yerden almak lazım. Evet. Ki o adam senin ben oradayken de, diğer dükkandayken de o bizim kasaptan alıyordum, bizim arkadaştan. Hı hı. Gayet temiz, hijyenik ve etleri müthiş. Evet, hiç sinir minir gelmedi. Evet. Yani etinizi de yedim pizzanın üzerinde. Şimdi ben şunu çok merak ettim Mehmet Beyciğim. Bu şimdi efendim, nasıl özel bir pizza, şey, özel lahmacun. Şimdi burada genellikle bizim bir Arap müşterimiz var. Evet, çekirge de çoktur. Evet. Şimdi hep buraya geldikleri zaman etli ekmek lahmacun derler. Falan aynen ya. Öyle. Biz dedik ya dedim neden olmasın dedim bir farklılaştıralım lahmacunu. Ben bunu kaç kişi denedi ve dediler ki çok başarılı olmuş. Dedim ki bunu da menüye bırakalım dedim. Bu şekilde bakalım, bir şey oldu. Olacak? Bunun bir tarafı isotlu, bir tarafı normal acı biberli, ortasında kaşarlı. Evet efendim. Hay maşallah. Bu şekilde. Yani çok başarılı olacağı aşikar. Bir de ben kaşarlı hiç denemedim. Arkadaşlar bunda kibarlık yapmayacağım. Yapılmayacak gibi evet, değil yani. Yani Osmanlı usulü bunu yiyeceğim. Evet, çekelim. Geldim. Ezmenin tadına bakabilirsin abi. Arkadaşlar değişik bir tat. Yani böyle pidenin daha incesi gibi olmuş. Evet. Ama içinde lahmacun kıyması olduğu için lahmacun tadını da alıyorsunuz. Değişik olmuş. Kaşar çok güzel tamamlamış. Acı böyle giriyor arkadan arkaya. Güzel olmuş. Ben beğendim yani. Bizim iş hatayı kabul etmiyor.
Her zaman gittiğiniz yerde... Bir kere ağırlarsın. Her zaman gittiğiniz yerde bir sefer hata gördünüz mü, soğuyorsunuz. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Hata yapmamaya çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Vallahi bence devam edin. Çünkü çok başarılısınız. Ben şimdi de normal lahmacununuzu da merak ettim. Evet. Ben ondan da şöyle bir dürüp bükeyim. Şöyle ikiye böleyim. Arkadaşlar içi fazla. İçi normalde ben her zaman fazla bırakıyorum. Çünkü buraya gelip lahmacun yemek isteyenler üzerine salça sürülmüş gibi bir lahmacun yemeyecekler. Kıyma yiyecekler. Güzel bir şey yiyecekler. Diyorum ki insanlar eğer paralarını veriyorlarsa o paraların karşılığını almak zorundalar. Arkadaşlar lahmacun çok tehlikeli bir iştir. Lahmacunu biraz soğutursun. O içinde eğer çok fazla yağ, kuyruk yağı kullanırlarsa soğuk lahmacunu yiyemezsiniz. Şimdi biz burada hem masanın hazırlanmasını beklerken hem kameralarımızı ayarlarken soğuttuk. Ama soğutmamıza rağmen lahmacun 10 numara 5 yıldız olmuş arkadaşlar. Lahmacunu ekstra tavsiye ediyorum. Eğer daha farklı bir şey yemek istiyorsanız bu özel lahmacunu Türk iş lahmacun diyelim. Evet, Türk iş lahmacun. Araplardan esinlenerek çıkartılmış. Değişik bir şey yemek isterseniz bunu da tavsiye ediyorum. Peki siz bunu menünüze koydunuz Mehmet Beyciğim. Evet efendim. Peki bu özel Türk iş lahmacunun fiyatı? Bunun fiyatı 30 liradır efendim. 3 lahmacunu takabül ediyor. Peki tek lahmacun? Tek lahmacun onun 3 katı ve artı kaşarı var. Tabii. Evet. Normal lahmacunumuz ne fiyat? 8 liradır efendim. Arkadaşlar bulamazsınız bu fiyata bu tadı. Kesinlikle bulamazsınız. 8 liraya lahmacun bir de böyle güzellikte yiyeceksiniz. İçinde yağsız kuyruk yağı olmadan bilmem ne yapmadan soğuk soğuk yenilebilen bir lahmacun kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok başarılı. O da çok hoşuma gitti. Bu yani alıştığımız lezzet olduğu evet. için bizim hani standart şeyimiz çok başarılı. Rakam olarak da çok uygun. Yani ben şimdi tattığım için arkadaşlar içinde gerçekten böyle hani gazlama bir yağ efendime söyleyeyim salçaymış sürülmüş bir şeymiş yok. Bildiğin kıyma yiyorsun ve 8 liraya çok başarılı. Çok memnun kaldım. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Ve nerede arkadaşlar? Çekirge Meydan'da. Ama birazcık yukarıdan dağ yolundan aşağı doğru inişte. Biraz saklı bir yer. Şimdi zaten drone görüntüsünden siz de göreceksiniz onu. Çok şirin, çok hoş bir mekanları var Mehmet Beylerin. Tavsiye evet, ediyorum arkadaşlar. Önlerinde 2 ya da 3 arabalık otoparkları da mevcut. Yani çekirgede bir mekanın önünde otopark olabilmesi çok zor bir iş. Bir de ayrıyetten özür diliyorum. Arada bizim sol tarafta otoparkımız var. Vale hizmetiniz de var. Vale hizmetimiz şu an için yok. Arada İş Bankası'nın Gıtgıt Bilic'in arasında orada sol tarafta otoparkımız var. Hı hı. Gelen müşterilerimiz, misafirlerimiz arabalarını buraya otoparka teslim ettikten sonra buraya gelip yemek yedikten sonra fişle beraber otoparka gidiyor. Ücret ödemiyorlar. Ücret ödemeden fişi takdim ediyor. Çıkıp ücret ödemeden çıkıyor. Evet, ücret ödemeden çıkıp gidebiliyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar burada kapıların önlerinde de yerleri var. Aynı zamanda otopark hizmetleri de varmış. Çekirge Meydan'da böyle bir hizmet biraz zor bulunur. Evet. Gerçekten tatları çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi kaldık bizim unuttuğumuz şeye. Unutturmaz canım onu be. Abi baksana nasıl bakıyor. Bitirmeyin diyor oradan bakıyor. Onlara da. Ben şöyle aldım. Tamam. Bu da karışık Türk iş pizza. Nın pideli versiyonu. Mehmet hocam ne yaptıysan kaliteli yapmışsın. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani ben ekstra teşekkür afiyet ediyorum olsun, gerçekten. Sağlık. Hem fiyatlarınız çok uygun hem de tatlarınız gerçekten hani oturup yiyeceğin ve zevk ala ala da tekrar gelmeyi bekleyeceğim bir restoran olmuşsunuz. Gerçekten arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Çekirge
işiniz düştüğünüzde buraya kesinlikle uğrayın. Ben burada çiğ köfte de görüyorum Mehmet Beyciğim. Evet. Bunda siz mi yapıyorsunuz? Kendim yapıyorum çiğ kendine köfteyi. Kendiniz yapıyorsunuz. Evet efendim. Oo. Kendim yapıyorum ve özenle bütün baharatları olsun, bulguru olsun hepsi kaliteli bir şekilde alıp kendim burada yoğuruyorum. Fabrikasyon olmadığı o içindeki dirilikten belli. Evet. Ben biraz diri seviyorum. Valla bu da çok güzel olmuş. Harika. Şimdi tatlıları da görüyorum ben. Evet. Neyimiz var? Bir fıstıklı baklava, fıstıklı kadayıfımız ve fıstıklı baklavamız var. Oh, bunlar da çok güzel duruyor valla. Şimdi burada hemen tabaklarımızda biraz yer açalım. Bunları da tadalım arkadaşlar sizler için. Ben şöyle size de bir tane ikram edeyim. Şimdi bunu ne yapıyorduk arkadaşlar? Böyle ters çevirip böyle atıyorduk ama atamayacağım ben evet. Bunu. Ben bunu şöyle ikiye böleyim bakayım arkadaşlar. Bir gördüğünüz gibi arkadaşlar full fıstıklı. Hamuru çok güzel. Çıtırlığı çok güzel. Güzel yerden alıyoruz. Belli. Yakmıyor. Yakmıyor evet. Bir de şunu bir deneyin efendim. Onu da deneyelim bakalım. Şöyle size ikram edeyim. Teşekkür ederim ama. Arkadaşlar bu da valla çatır çatır fıstıklı. Bunların fiyatları ne kadar? Yani hadi yedik yemeğimize. Her şey çok güzel. Efendim bir porsiyon kadayıf 15 lira. Bir porsiyon baklava 15 lira. 3 adet var içinde. Uygun arkadaşlar. Çünkü kaliteli yerden alınmış. Ve taze. Evet. Özellikle yediğiniz yemeklerde şişkinlik olduktan sonra, sizi rahatsız ettikten sonra verdiğiniz ücret 1 milyon dolar olsa dahi sizi rahatsız ettikten sonra bir fayda yok. Vallahi Mehmet Beyciğim ben çok memnun kaldım lezzetlerinizden. Tattığımız hiçbir şey kötü değil. Gerçekten çok başarılı. Fiyat performans olarak da uygun seviyedesiniz yani. Hani evet. Ne ortadasınız ne üsttesiniz. Uygunsunuz yani. Burada insanlar gelip aileleriyle çok güzel karınlarını doyururlar ve böyle uçuk kaçık rakamlarda ödemeden bu lezzetleri tadarlar. Gerçekten ben çok çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız için çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bursa sizinle güzel bir restoran kazanmış. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar şişman burayı beğendi.